Presbiyopi konusundaki dördüncü ve son videomuzda size bu konuda yapılabilen ameliyatları anlatmak istiyorum. Presbiyopi ne demiştik? Yakın görme bozukluğu. Yakın için gözümüzün ek bir güce ihtiyacı var ve merceğimiz bunu sağlayamıyor. Bunu ameliyatla nasıl sağlayabiliriz? Bunlardan birincisi lazerle korneanın gücünü değiştirmek. Bu bildiğiniz miyop lazerlerinin farklı programlarıyla gözün yakın gücünü arttırmaya çalışmak. Buradaki sorun gözün yakın gücünü arttırdığınız her yöntemde uzaktan biraz kaybediyorsunuz. O yüzden lazer yöntemleri artık eskisi kadar çok kullanılmıyorlar. Kimse yakını görmek için uzak görmesinde kalıcı bir bozulma istemiyor. Ne demiştik? Aslında yakın ve uzak odaklama merceğin dinamik bir problemi. Yani artık ayarlayamayan bir mercek var. Öyle bir yöntem geliştirmemiz lazım ki aslında gerçek akıllı mercekler bunlar. Uzağa bakınca uzağa odaklayacak, yakına bakınca yakına odaklayacak. Maalesef böyle bir teknoloji yok ve önümüzdeki 30-40 yılda da gelişmesi mümkün gözükmüyor. Peki biz ne yapıyoruz? Yakın görme bozukluğu olan hastalarda kornea lazerlerini de bıraktığımıza göre geriye kalan yöntem akıllı mercek ameliyatı. Bu konuda çok sayıda videom var. Orada çok daha ayrıntılı ama kısaca söylersek hastaya katarak ameliyatı yaparak yani sertleşmiş katarakta artık sertleşip bir de beyazlaşmış oluyor mercek. Hasta uzağa da göremiyor. O amaçla kendi merceğini çıkarıp yerine plastik mercek koyuyorduk. Burada sertleşmiş, yakını odaklayamayan ama henüz beyazlaşmamış merceği bir 5-10 sene erken alıyoruz. Yerine plastik bir mercek koyuyoruz. Bu mercekler ya üç odaklı oluyorlar. Hastanın o odaklayamayan merceğinin tek uzak odakta takılı kalmış merceğine bir uzak, orta, yakın odak sağlıyorlar bu plastik mercekler. Bunlara trifokal deniyor. Ya da uzatılmış odaklı mercekler var. Ortalarındaki bombe alanla hem uzağı hem yakını oldukça iyi görmeyi sağlıyorlar. Bunlar ciddi gözlüğün içine konan ciddi bir ameliyatla yapılan yöntemler. O nedenle en iyi kalitesini diyelim 45 yaşındasınız ortalama ömür 90 yıl desek 45 yıl gözde bozulmayacak bir materyal. Düşünsenize 45 yıl bozulmayan ne beton var ne demir var ne arabamız var ne gözlüğümüz var. 45 yıl bozulmayacak materyalden üretilmiş çok üstün teknoloji lensler. O yüzden maliyetleri yüksek. O açıdan firmalara bir şey demeye çok fazla da imkan yok. Ama bu ameliyatı olacaksanız ömür boyu görmeniz buna dayanıyor. Tecrübeli bir yerde iyi bir mercekle sorun yaşamadan olmanızı öneririz. Eğer bunu sağlayamıyorsanız da gözlüğünüzle idare etmeniz, birkaç sene bekleyip sonradan olmanız bundan sonraki ömrünüzde görmeniz için çok önemli. Çünkü iyi yapılamamış, iyi kaliteli mercek konmamış ameliyatlar kalıcı olarak hayat boyu görme kalitesini düşürüyorlar. Umarım bütün cerrahileriniz başarılı geçer. Bütün sorularınız için buradayız. Kalın sağlıcakla, gözlerinizin ışığı hiç sönmesin.